Şoker, ne bu halin? Kulinalı marifeti ne olacak? Gülüp durmasana, domates suratla. Sen de hiç rahat durmuyorsun ki. Kim bilir onu kızdıracak, ne yaptın yine? Kulina'nın burayı istediği gibi yönetmesine hiçbirini sesinizi çıkartmıyorsunuz. Al işte, zavallı çocuğu da sürgüne göndermiş. Kimi? Şoker canı. Hadi canım, Kulina öyle şey yapmaz. Sen öylesen budala. Yakında hepiniz onun kölesi olursanız göreceksiniz gününüzü. Kulina eğer böyle bir şeye karar verdiyse mutlaka bir nedeni vardır. O çok iyi bir yönetici Şoker. Onu kıskanmaktan vazgeç, lütfen. Kim? Ben mi onu kıskanıyorum? Asıl o beni kıskalıyor, akıllım. Hadi canım, senin neyini kıskansın? O koskoca bir baş peri. Oyuncaklar dünyasının baş tacı. Yöneticimiz en büyük Kulina. Başka büyük yok. Yalaka. Ne olacak? Bilireceğim şimdi. Bir dakika. Buldum. Kulina artık onların uslu söz dinleyen oyuncaklar olmadığını görürse ne yapar? Çıldırır. Çok güzel bir fikir. Peki. Bunu nasıl yapabilirim? Buldum. Kulina en çok benim dünyaya gidip ortalığı karıştırmama kızıyor. Peki o halde ya onlar dünyaya giderse? Ben bir dahilim. Güzel. Biraz sonra sizleri o kadar güzel bir yolculuğa çıkaracağım ki gözlerinize inanamayacaksınız. Hayatınızın tecrübesi olacak bu. Aa, o elindeki ne? Flüt. Yoksa yeniden müzikle mi uğraşmaya başladın? Evet. Ve ilk önce siz canım arkadaşlarım için harika bir beste yaptım. Çalsana Şoker, lütfen. Peki. Böyle bir şey duymadım. Yüzüncü yılda ne yapacağını karar verdin mi? Ne dileyeceğime karar veremiyorum. Ben de daha karar veremedim. Gerçekten mi? Kulina'ya bağlı. Bakalım. Çok güzel. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizin için harika bir iksir hazırladım. Bunu içince kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Arkadaşlar, hadi içelim. Korsan. İç. Piero. Al. İç iç. Kurşun. Sen de iç. Hadi bakalım Kulina. Görelim şimdi. El mi yaman, bey mi yaman? Hah. Bu sersemleri şimdi orada yalnız bırakmaya da gelmez. Ben de gideyim bari. Yapsanız mı? Burası neresi? Ne işimiz var bizim burada? Burası neresi? Bir bilen var mı? Denize bakın, ne kadar büyük. Siz nasıl geldik buraya, hiç anlamadım. Ya arkadaşlar, burası dünya olabilir mi? İyi de ne işimiz var bizim burada? En son Şoker'le dans ediyorduk. Sonra bize bir iksir içirdi. Bizi Şoker mi buraya getirdi acaba? Hadi yürüyün.
Evet, tabii ki ben getirdim. Ama siz bunu asla bilemeyeceksiniz, sersemler. Anne. Eyvah, bunların ne işi var burada? Bana eğer oyuncakları görürse planım alt üst olur. Baksana buraya. Efendim. Buyur abi. Bak şuraya bak. Hadi kızım gidelim artık. Ya ne olur biraz daha kalalım. Peki. Merhaba. Dünya ne kadar da küçük öyle değil mi? Ya ne demezsin. Burada da mı karşımıza çıktın Mendebur? Dünyada yaşamak zor. Senin gibi ekmek elden, su gölden yaşamak kısmet olmadı bana. Yaşamak için çalışmak zorundayım. Bakın ne buldu. İster misiniz? İstemez, çekil şuradan. Aa, sizden para alacak değilim canım. Buyurun, buyurun. Bunları yiyelim de bizi hokkabaz gibi parmağında oynat değil mi? Ha? İstemez Şoker, hadi. Ha, şu mesele. Ya ne kadar da şüphecisiniz. Bakın kapalı, ambalajında, hijyen ve sihir katkısız. Ha. Bakın açılmıyor bile. Bak bir tane daha buldum. Sen de al. Afiyet olsun. Hadi yiyelim. Gerçekten çok güzelmiş. Allah verir de başımıza bir şey gelmesin. Ay inanamıyorum. Nasıl olur bu? Son günlerde hepsi buradan çok sıkıldıklarını söylüyorlardı. Bir de sürekli kütüphanede vakit geçiriyorlardı. Ne yapıp edip iksiri hazırlamışlar demek ki. Ama buna inanamıyorum. Bana ikide bir de dünya ile ilgili sorular sorup duruyorlardı. Bu işte senin de payın var ama. Yemin ederim ben bir şey yapmadım Kulina. İkide bir de dünyaya gidersen böyle olur işte. Benimle ne ilgisi var Kulina? Hani onlar sana bağlı dürüst oyuncaklardı? Demek ki değillermiş, gördün işte. Bir de bana kızarsın. Sus Şoker, daha fazla konuşma. Gerçekleri duymak hoşuna gitmedi galiba. Ay ben nerede hata yaptım? Oyuncaklarım nasıl böyle bir şey yapabildiler? En büyük hata senin Kulina. Bana söyleyip duruyorsun ama ikide bir de dünyaya gidip gelen sensin. Olacağı buydu işte. Onlara kızmaman lazım. Çünkü onlar seni örnek aldılar. Ayol benim dünyada işlerim vardı. Sonra ben baş periyim. O kadarcık farkım olsun tabii ki. Diktatör ruhlusun diyorum da inanmıyorsun. Sus bakayım. Zaten canım sıkkın, hırsımı senden almayayım. Aslında var ya, en büyük suçlu kim biliyor musun? Nana! Nana mı? Tabii. Bu dünyaya gitme işini ilk o çıkardı. Ama ne ilgisi var Şoker? Yalanma. Hadi bunu inkar et. Geçen gün geldiğinde öylesine ballandıra ballandıra anlatıyordu ki. Yok efendim. Dünya şöyle güzelmiş. Yok efendim aşk böyle tatlıymış. Yemekler lezzetliymiş. Al işte, olacağı buydu. Ne olursa olsun oyuncaklarım bana bunu yapmamalıydı. Ah, gidip onları buraya getirmem gerek. Boşuna zahmet etme Kulina. Ben onları vazgeçirmek için ne diller döktüm. Hatta peşlerinden dünyaya bile gittim. Ama biz burayı çok sevdik, asla geri dönmeyiz dediler. Ciddi misin sen? Peki nerede olduklarını biliyor musun? Kim bilir şimdi nerededirler. Sokaklarda dolaşıyorlardı. Koskoca dünyada onları bulmak çok zor artık. Ha. Bu arada sana selam söylediler. Boşuna uğraşmasın, asla geri dönmeyeceğiz dediler. Ha. Olamaz. Benim oyuncaklarım bunu bana yapamazlar. Ama gerçek bu. Koskoca oyuncaklar dünyasında bir sen kaldın, bir de ben. Bir de ben. Bir de bu, bir de Gorfo. Ha. Ne dersin? Burayı nöbetleşe yönetelim mi? Bir gün sen beni yönet, bir gün ben seni. Ha. Of Şoker, zevzekliğin lüzumu yok. Beni rahat bırak. Peki, baş beri yine sen kal. Bakalım beni yönetmek o kadar hoşuna gidecek mi? Ha? 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 Of. Ben nerede hata yaptım? Oyuncaklarım, sevgili oyuncaklarım neredeler? Çocuklar hala yatmadınız mı? Sabah erken kalkacağız, hadi bakalım. Bir şey mi var orada? Yoo. Neyse, iyi geceler. İyi geceler. Kulina, gelebilirsin.
Az daha yakalanacaktınız Kulina Hanım. Ay ne yapayım canım, çok sıkkın. Ne yaptığımı farkında mıyım? Ne oldu? Bütün oyuncaklar dünyaya kaçmışlar. Ne? Ne? Şoker, ben, Gorfo, Çenebaz dışında oyuncaklar dünyasında hiç kimse yok. İyi de niye böyle bir şey yapsınlar? Kesin o Şoker denen mendeburun başının altından çıkmıştır. Sanmam. Şoker bizimle birlikte çünkü. Oyuncaklar dünyasından çok sıkılmışlar. Dünyayı merak ediyorlarmış. Ah, başlarına gelecekleri bir bilseler. Canlarım, kim bilir ne haldedirler şimdi. Sana haber vereyim diye geldim Nana. Ay çok sıkılıyorum. Etrafta kimse olmayınca burası hiç çekilmiyor. Bak Şoker, benimle oyun oynar mısın? Git başımdan mahlukam. Benim oyun oynamaktan daha önemli yapılacak işlerim var. Keşke ben de onlarla gitseydim. Aa, bunu duymamış olayım Gorfo. Ama tek başıma çok canım sıkılıyor. Ne olur Kulina, onları geri getir. Nerede olduklarını bilsem getirmez miyim? Çok merak ediyorum. Bütün gece ne yaptılar acaba? Ay hiçbiri dünyayı tanımıyor. Ay onlar için öyle çok endişeleniyorum ki. Hiç kendini yıpratma. Bence onların keyifleri gayet yerinde. Elim kolum bağlı oturmak çok sıkıcı. Artık bir şeyler yapmam lazım. Bunların döneceği yok. Gidip onları arasam mı? Ama nerede arayacağım ki? Ay bir de bugün müdüre şu çiftlik gezisi için söz vermiştim. Gitmesem şimdi kim bilir? Ay neler düşünecek. Çiftlik mi? Ne işi var Kulina'nın orada? Oraya gitmesine mutlaka engel olmalıyım. Buldum! Buldum Kulina, ay, buldum. Ne buldun? Oyuncakları buldum. Neredeler? Dünyada. Aa. Dünden beri bu işin peşindeyim. Hemen benimle gel. Ah şükürler olsun. Acele et Şoker. Hemen oyuncakları görmek istiyorum. Hadi hazır mısın? Hazırım. Ay Şoker yeter artık. Sabahtan beri dolaştırıyorsun beni. Hani nerede olduklarını biliyordun yalancı Şoker? Ama ne yapabilirim ki? Baksana gitmişler. Belki de şu taraflarda olabilirler. Yeter artık, istemiyorum, yoruldum. Madem bunu kendileri istedi, burunları sürsün bakalım. Ama Kulina, yazık çocuklara. Sen ne zamandan beri başkalarını düşünmeye başladın bakayım, ha beni mi kandırıyorsun? Bırak artık, onları sonra arayacağım. Ay müdürcüm, geri olmuştur şimdi, çok geç kaldım, çok üf. Arkadaşlar, neredesiniz? Yoksa yeni bir oyun mu bu? Ama neredeler bunlar? Piero, kurşun asker, korsan. Hadi ama çocuklar neredesiniz? Çıkın artık ortaya. Bakın ama canım sıkılmaya başladı ona göre. Hadi. Konuşmayacağım hiçbirinizle. Kulina, Kulina. Bağırma canım, Kulina burada değil. Oyuncaklardan kimseyi gördün mü? Hayır. Bu çok garip. Hiçbiri ortada yok. Bunlar bana oyun oynuyor olmalı. Ortalık neden bu kadar sakin? Burnuma hiç değil kokular gelmedi. Neyse şimdi anlarız. Geldiğimden beri kimseyi görmedim. Nerede bunlar Çenebaz? Bilmiyorum. Az önce de Gorfo geldi. O da aynı şeyi sordu. Şoker! Şoker! Kurşun asker! Ay nerede bunlar? Piero! Ay yoksa başlarına bir şey mi geldi? Şoker!
Kurşun asker, çiçek kız, Gorfo, şoker. Ay bunların hepsi birden nereye kayboldular? Ay bak şimdi iyice merak etmeye başladım. Çocuklar neredesiniz? Çıkın ortaya. Bakın bu bir şakaysa vallahi çok fena ödetirim size. Ay yoksa şoker bir şey mi yaptı onlara? Ay sorunsuz bir günüm geçmeyecek mi? Ah sizin yüzünüzden yaşlandım canım. Ay 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 ay. Ay ödümü kopardın Gorfo. Polina, burada garip şeyler oluyor. Çok korkuyorum. Nasıl garip şeyler oluyor? Oyuncaklar nerede? Neden ortada kimsecikler yok? Bilmiyorum. Ben de onları arıyorum. Evet, hepsi birden nereye kayboldular? Şoker'i gördün mü? Yok, hayır. Belki de Sulina bir şey yapmıştır. Ay. En iyisi gidip Mavi Orman'a bakayım. Sulina lütfen çabuk ol. Ben gerçekten çok korkmaya başladım. Kimsecikler olmayınca burası ne kadar ürkütücü oluyor canım. Cenebaz'ın yanına gideyim bari. Ne yapayım? Bir tek o kaldı çünkü. Gideyim de onunla konuşayım bari. Ay deli olacağım. Mavi Orman'da da değiller. Ay boşu boşuna Sulina'yla da kavga ettim. Hava da karardı. Ay çok merak ediyorum. Nerede bunlar? Şoker de ortalarda yok. Ay kesin bunların başına bir şey geldi. Belki de uzaylılar kaçırmıştır hepsini. Ay sus şom ağzı seni. Aman ne güzel kafamızı dinliyoruz işte. Kendinden başka hiç kimseyi düşünmez misin sen? Sersem şey. Gorfo. Kulina, oyuncaklardan bir haber var mı? Hayır, Mavi Orman'da da değiller. Peki ama nereye gitti bunlar canım? Şaştım kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ay, çok korkunç. Ya başlarına bir şey geldiyse? Ay bunu düşünmek bile istemiyorum. Gorfo, gidip her tarafı iyice bak. Bak çabuk ol lütfen. Tamam Kulina, tamam. Ay ne yapacağız? Nerede bunlar? Aa, burada mısın Kulina? Şoker, nerelerdeydiniz? Öyle merak ettim ki. Diğer oyuncaklar nerede? Aa, ne? Senin haberin yok mu? Neden haberim yok mu? Aa, ben de senin haberin vardır sanıyordum. Ay Şoker, uzatma da söyle ne oldu? Senin oyuncakların hepsi dünyaya kaçtı. Aa, ne? Cidden? Ay olamaz. Oldu bile. Ben arada elçiyim. Geçmişte yaptıklarımı savunmuyorum tabii ki. Pek çok insanı kandırdım. Sizi de çok üzdüm, sıkıntıya soktum. Tüm bunlar için derin bir pişmanlık duyuyorum. Ancak maalesef yapabileceğim bir şey yok. Doğru, bir şey yok. Ancak şansımın yaver gitmesi ve üstüne bazı tesadüfler sonucu artık çok zenginim. Buna inanmamı beklemiyorsun herhalde. Sen bilirsin, inanıp inanmamakta serbestsin tabii. Ancak bugün dünyadaki balık pazarının %10'u benim kontrolümde. Nasıl yani? Yani sayamayacağım kadar çok param var Simge. Aman ne güzel. Bütün bunları sana niye anlatıyorum biliyor musun? Hayır. Ayrıca merak da etmiyorum. Yolun sonuna geldim Simge. Birkaç senem kaldı. Ne yani sen... Lütfen. Bunun üzerine konuşmayalım. Ben kendi durumumu kabullendim. Artık geri kalan hayatımı huzur içinde geçirmek istiyorum. İşlerimi yavaş yavaş tasfiye ediyorum. Şehre yakın bir yerde bir çiftlik satın aldım. Tüm bunlarda ciddi misin sen? Hı. Sizinkileri yarın çiftliğe davet ettim. Sen de gelsene. Çiftlikte ne yapmayı düşünüyorsun peki? At yetiştireceğim. Organik sebze ve meyveler yetiştireceğim. Çocuklar midillilere bayılacak. Kesinlikle onları da getirmelisin. Peki ama sen... Hiçbir şey konuşmayalım bu konu hakkında Simge. Yalnız senden başka yakınım olmadığı için... mirasımı sana bırakacağımı bilmeni isterim. Aa, amcacığım. Ah ah amcacığım. Yani gerçekten buna inanamıyorum. Yani zahmet etmişsin. Hiç gereği yoktu. Bilirsin seni çok severim. Ay amcacığım. Canım. Güzel. Ay canım amcam benim. Tamam tamam ağlatacaksın beni. Çiftlikte çalışacak adamlara ihtiyacım var. Bir an önce orasını hayata geçirmek istiyorum. Bu konuda bana yardım edebilir misin? Elimden geleni yaparım. Güzel. Çiftlikte çalışacak adamlar mı? Tabii ya. Neden olmasın? Merhabalar. Oo, uzun zamandır görünmüyordunuz. İş güç işte malum. Bu aralar o kadar yoğunum ki. Tanıştırayım. Şakir Bey, amcam Ercüment. Memnun oldum. İstemeden biraz önce konuştuklarınıza kulak misafiri oldum. Sanırım çiftlikte çalışacak elemanlar arıyorsunuz. Evet. Elimde sizin işinizi görebilecek nitelikte çok iyi elemanlar var. Sahi mi?
Ama öyle problemli tipler olmasın. Kaçak falan. Hele yabancı hiç olmasın. Yok canım. Hepsi de çok düzgün çocuklar. Hiç merak etmeyin. İsterseniz 24 saat çalışırlar. Güzel. O halde size kartımı vereyim. Pekala. Size iyi günler. Görüşürüz. Üzere efendim. Güle güle. Amcacığım, benim hemen Özge'nin okuluna gitmem gerek. Sen ne yapacaksın? Çiftlikte işlerim vardı. Hı. Ama Özge'yi de görmek isterim. Çok merak ediyorum güzel yeğenimin kızını. O halde sen de benimle gel. Oradan da çiftliğe geçeriz. Ha, ne dersin? Tamam, tamam. Hadi. Ay canım amcacığım. Gel. Güzel. Burada kimse yok. Burası hiç de bize göre bir yer değil. Hemen oyuncaklar dünyasına dönelim. İyi ama nasıl? Kaç kere gitmeyi denedik ama olmuyor. Yapamıyoruz işte. Kulina, lütfen bize yardım et. Boşuna uğraşmayın. Kulina sizi duyamaz. Joker, nasıl geldik buraya? Lütfen bizi oyuncaklar dünyasına götür. Lütfen bize yardım et. Bir dakika, bir dakika. Olanlardan haberiniz yok mu size? Ne oldu? Sizi buraya Kulina gönderdi. Hatırlamıyor musunuz? Kulina mı? Ama neden? Hatırlasanıza. Ben sizi flütümle kurtarıp kaçırmayı denedim. Ama başaramadım. Hepinizi buraya gönderdi. Hayır. Kulina neden böyle bir şey yapsın ki? Orasını bilemem. Ama başını dinlemek istiyormuş. Artık sizden kurtulup oyuncaklar dünyasına daha aklı başında oyuncaklar getireceğini söyledi. Kulina'dan bunu hiç beklemezdim doğrusu. İyi de biz burada nasıl yaşarız? Haklısınız. Burada yaşamak çok zor. Bir kere para diye bir şey var. O olmadan nefes bile alamıyorsunuz burada. Hadi size kolay gelsin. Dur bir dakika. Bir dakika. Nereye gidiyorsun? Bize yardım etmeyecek misin? Aslında isterseniz gidebileceğiniz konforlu bir yer biliyorum. Tabii oyuncaklar dünyasına benzemez. Ama hiç olmazsa ıssız bir yer. Rahat edersiniz. Tabii oranın sahibinin her istediğini yapmak zorundasınız. Nasıl yani? Niye her istediğini yapıyoruz? Soru soracaksanız burada kalın, balık tutun. Ben gidiyorum. Dur Şoker. Arkadaşlar, madem sessiz sakin bir yer, o halde gidelim. Evet, bu kalabalıkta daha fazla dolaşmak istemiyorum. Herkes bize garip garip bakıyor. Güzel, güzel. Gelin benimle o halde. İşte elemanlar bunlar. Bunları nereden buldun? Sipten mi topladın? Ne yapacaksınız nereden geldiklerini? Sizin her istediğinizi yerine getirirler. Üstelik para falan da istemezler. Sahi mi? Peki bunları nasıl doyuracağım ben? Endişelenmeyin canım. Onlar yemek falan yemezler. Hı? Nasıl yani? Robot mu bunlar? İşte. Bir bakıma. Hiçbir şey anlamadım ama ne yapayım? Cebimden para çıkmayacak ya, bana göre hava hoş. Biraz garip davranabilirler ama aldırma. Ne biçim yer burası? Bunlar yoksa biraz şey mi? Yoksa tımarhaneden mi topladın bunları? Simge Hanım'ın amcasınız diye bir kıyak geçelim dedik. Sorgu hakemine döndünüz yani. Peki peki, tamam. Sormuyorum bir şey. Evet arkadaşlar, artık burada yaşıyorsunuz. Peki sen nereye? Dedim ya, artık herkes kendi başının çaresine bakacak. Bu beyefendinin sözünden çıkmayacaksınız, anladınız mı? Hadi eyvallah. İyi geceler efendim. Hayrını görün. Hadi sana da. Burada yatıp kalkacaksınız. Atların yemini vereceksiniz. Tabii bir de buranın temizliği var. Yarın daha ayrıntılı konuşuruz. Sözümden çıkmak yok. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi şimdi yerinize. Oyuncaklardan kurtuldum. Herkes layığını buldu. Bakalım Kulina ne durumda?
atlar beni çok korkutuyor. Burası çok kötü kokuyor. Üstelik çok soğuk. Ne yani, bu pis yerde mi yaşayacağız? Dünyada nasıl yaşanır bilmiyoruz ki. Şoker'e şükretmeliyiz bence. Kulina'nın bunu bize yaptığına inanmıyorum. Bizi nasıl oyuncaklar dünyasından atar? Şu anda elimizden bir şey gelmez. En iyisi yatalım. Sabah ne yapacağımızı düşünürüz.